Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bir ülkenin cumhurbaşkanı yani bütün herkesin başkanı halkına yalan söyler mi? Tabii ki söylemez. Yanlış söyler mi? Yanlış söylerse hemen düzeltir. O anda düzeltme imkanı yoksa bir sonra en azından kendisi yapmasa bile makamdan bir açıklama gelir. Sayın Devlet Başkanımızın şu tarihte, şu saatte yaptığı açıklamada şöyle bir yanlışlık olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma göre işin doğrusu budur. Halkımızdan bu yanlışlık için özür dileriz denir, değil mi? Çünkü yanlışlıklar yapılabilir. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama yalan kasıttır. Yalanda kasıt olduğuna göre o zaman kötü niyet vardır. Şimdi gelelim benim söylemek istediğim konuya. Ülkemizin Cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Yani Cumhur'un tamamının başkanı değil. Bu çok yanlış, çok da tehlikeli bir şey. Zaten ne kadar tehlikeli olduğunu hep birlikte görüyoruz. 2017 yılından bugüne kadar geçen dönemde Türkiye bakın ne hale geldi. Tam da ikiye bölündük. Evet. Bir tarafta devlet başkanını makam olarak, anayasal olarak cumhurbaşkanını taparcasına sevenler, bir tarafta cumhurbaşkanından yani devletin başkanından nefret edenler. Nefret edenlerin sayısı artık neredeyse %65'i buldu. Bundan daha tehlikeli bir şey olabilir mi canlarım benim? Peki ne demek istiyorum? Herhalde pek çoğunuz duydunuz, bir kısmınız duymamış olabilirsiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil. Neden? Çünkü bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarih konusunda asla yanlış yapmamalı, yaptıysa hemen özür dilemeli ya da asla yalan söylememeli. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı makamını, şapkasını şu tarafa koyuyorum. Söyleyeceklerim onu asla ilzam etmiyor. Bir siyasi parti genel başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan elbette diğer siyasi parti genel başkanları ve diğer siyasetçiler gibi yalan söyleyebilir. Bunun bana göre siyasi açıdan sakıncası muhalifler için alay konusu olmaktan öte gitmez. Bu ülkenin cumhurbaşkanı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı olunca yanlışı ya da yalanı tartışılması gereken bir büyük facia. Dedi ki Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Abdülhamit döneminde, Ulu Hakan Abdülhamit döneminde bir metrekare bile toprak kaybedilmemiştir. O halde gelin tarihe bakalım. Tarihi gerçekliklere bakalım. 1876-1908. 1875 daha doğrusu demek lazım ona. 33 yıllık padişahlığı döneminde kaybettiğimiz topraklara bakalım. Tunus 163.610 km². Mısır 1.081.992 km². Kıbrıs 9.251 km². Sırbistan 77.414 km². Karadağ 13.812 km². Romanya 238.391 km². Bosna Hersek 51.129 km². Toplam 1.600.000 km² toprak kaybedildi. Kıbrıs öyle savaşla falan değil. Kıbrıs İngilizlerin koruma yapma karşılığında, padişahın bizzat kendisini, hayatını, canını koruması karşılığında hediye edildi. Evet, İngiltere'ye hediye edildi. Buyurun dediler. 9250 km² toprağı İngiltere krallığına hediye ettiler. Bu kadar net, bu kadar somut bir gerçek ortadayken bir ülkenin cumhurbaşkanı bir kilometrekare, bir metrekare bile toprak kaybedilmedi diyorsa bu yalanın hesabını mutlaka vermelidir.
çok önemli. Ya tarihten bahsediyoruz ya. Tarih önemsiz de neden okuyoruz o zaman biz tarihi? Yani Cumhurbaşkanı, ben Cumhurbaşkanlığı döneminde bir metrekare toprak kaybetmeyeceğim derse bu asla ve asla yalan olmaz. Kaybetmeyebilir, kaybedebilir. Ama bu geleceğe matuf bir düşünce, bir taahhüttür. Ama bir Cumhurbaşkanı kendisinden önce varisi olduğumuz bu ülkenin, yani Osmanlı'nın 33 sene padişahlık makamında oturmuş birisinin hiç toprak kaybetmediğini söyleme hakkına sahip değildir. Söylemişse, yanlış yapmışsa derhal çıkıp özür dilemelidir. Affedersiniz, ben tarih konusunda uzman değilim. Çalışma arkadaşlarım bana böyle bir bilgi getirdiler. Ben de o bilgiyi halkımla paylaştım. Halkımdan özür dilerim demelidir. İnanın, bunu yapabilecek bir Recep Tayyip Erdoğan asla puan kaybetmez. 3-5 ya da birkaç bin fanatik, hatta fanatik Recep Tayyip Erdoğan düşmanı alay konusu yapabilirler. O kadar. Ama şimdi sadece alay konusu değil, halkına yalan tarih bilgisi veren bir cumhurbaşkanı olarak tarihe geçecektir. Ne demek ya? Yalan tarih bilgisi. Yalan tarih bilgisi. Cumhurbaşkanı söylediği yalan için hala kimseden özür dilemedi. Çok kötü çocuklar, çok kötü gençler, çok kötü dostlarım, çok kötü arkadaşlarım. Eğer Cumhurbaşkanı bu konularda ya o sürekli yalan söyler havası estirilir ve halk sonunda kendi seçmenleri de buna inanırlarsa, ki halkın %65'i artık böyle olduğuna inanıyor, kalan %35 de buna inanırsa o zaman orada ne işi var? Değil mi canlarım? Ya. Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarına Amerika Birleşik Devletleri menşeli zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Ne yaptı? Protesto etti. Peki, protesto nedir? Daha doğrusu uluslararası protesto nedir? Uluslararası nota vermek nedir? Müzik notası gibi bir şey midir? Evet, müzik notası gibi bir şeydir. Öyledir. Efendim, ben bu tür notalarda kim verirse versin, biz de versek, başkası da verse çok önemsemem, eyleme bakarım. Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü vardır. Söz adamı değil, fiil adamı olun. Yani söz, herkes her şeyi söyler. Önemli olan yapmaktır, yapabilmektir. Nota sözdür. Diğerisi yapabilmek ise büyük bir harekattır, operasyondur ve gerçektir canlarım. Salomon'la Mişon ticaret yapıyorlar. Salomon'un Mişon'a borcu var. Tam da ertesi gün borcun vadesi gelmiş, senedi ödeyecek. Para yok Salomon'da. Salomon yatakta bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Hep aklında Mişon'a olan borç, rakam yüksek. Ne yapacak? Sabah saatin 03'üne kadar Salomon yatakta dört dönüyor, uyuyamıyor. Dikiliyor yatağın içinde. Alıyor telefonu eline. Mişon'u arıyor. Kuzisi diyor. Efendim kuzisi, sabahın bu saatinde hayırdır? Hayırdır kuzisi? Benim sana borcum vardır. Vardır kuzisi. Biliyorsun. Neyi biliyorum? Ben o borcu sana ödeyemeyeceğim. Ne diyorsun kuzisi? Dedi Mişon burnun üzerine. Salomon cevabını verdi. Çok rahattı. Bu saate kadar uyuyamadım kuzisi. Hadi şimdi bundan sonra da sen uyuyama. Bu nota vermektir. Bu protesto etmektir. Borç ortadan kalkmamıştır ama ödemeyeceğim denmiştir sadece. Mişon'un elinde hala senet durmaktadır. Ödenmedikten sonra, protesto olduktan sonra her türlü yasal tatbikatı yapabilir. Türkiye'nin Yunanistan'a ve Amerika Birleşik Devletleri'ne nota vermesi, Salomon'un Mişon'a nota vermesi gibidir canlarım. Başka hiçbir işe yaramaz. Bir başka konuyu dün gece Barış Terkoğlu açıkladı. Bakınız. PBS televizyonu, biliyorsunuz,
sıradan bir televizyon Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani öyle bir uluslararası bir kanal falan değil. Neyse, Erdoğan'ı konuk etti ve Erdoğan'a bazı sorular sordu. Ve Anadolu Ajansı da bu soruları Türkiye kamuoyuyla paylaştı. Neden? Çünkü bir tek Anadolu Ajansı paylaşabildi soruları. Bilmiyoruz. Söyleşide neler olduğunu, neler bittiğini bilmiyoruz. PBS görevlisi Erdoğan'a soruyor. Size bu soruyu sormak zorundayım çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz. Bildiğiniz gibi son 2 yıl içinde burada bir seçim oldu ve adaylardan biri sonuçları kabul etmeyip itiraz etti. Trump yani. Meclis basıldı, hatırlıyorsunuz. Türkiye'de de böyle bir şeyin olabileceğini düşünüyor musunuz? Erdoğan soruya şu cevabı vermiş. Verdi demiyorum. Vermiş diyorum. Neden? Çünkü henüz bir iddia. PBS bunun tamamını yayınlamadı. Büyük ihtimalle herhalde demek ki sıradan bir televizyon kanalı olduğu için oraya da talimat verdiler. Bu kısmı çıkarttılar. Diyor ki Erdoğan, bunlar olağan şeyler. Bunlar her zaman oluyor. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Mesela Avrupa Birliği devletlerinde hiç olmadı. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu ama ne oldu? Bütün o baskıncılar, Trump'ı seçimle başkan seçtiremeyenler, silah zoruyla seçtirmeyi deneyenler hemen hepsi derdest edilip cezaevine kondular. Değil mi canlarım? Ve Biden hak ettiği koltuğuna geçti, oturdu. Erdoğan'ın bunu söylemesi lazımdı o hanımefendiye. Evet ama demesi lazımdı. Sonuçta ne oldu? Girişimden öteye geçmedi. Bizde de 15 Temmuz 2016 tarihinde buna benzer bir eylemi asker olduklarını iddia eden yasa dışı güçler yapmayı denediler. Ne oldu? Demokrasi galip geldi. Bir ülkenin, demokrat bir ülkenin cumhurbaşkanı bu cevabı vermeliydi. Yani Beyaz Saray işgal girişimini olağan şeyler bunlar, her yerde oluyor diye cevaplamamalıydı. Ama demek ki Erdoğan'ın kafasının kenarında, köşesinde bir yerde ya seçimi kaybedersek biz de böyle yaparız. Yani sarayı teslim etmeyiz düşüncesi var. Aman ha, aman ha, aklından çıkarsın. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olduysa bizde de o olur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki asker ve emniyet, polis ne yaptıysa Türkiye'de de inanın bana aynısı olur. İşin ilginci, polis ve asker yanında milyonlarca da vatandaşı bulur, yurttaşı bulur. Milyonlarca milyonlarca insan polis ve askerin yanında o sarayı kaybetmiş olandan temizlerler, kapının önüne koyarlar. Benden söylemesi. Bakın not edin bir tarafa bunu diyorum. Lütfen bunu not edin bir tarafa. Onun için ben 2023 yılında zamanında yapılacak bir seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olabilme ihtimalini sıfır görüyorum. Ha, erken seçim için belli ki hazırlık yapıyor. Belli. Çok hızlandırdı. Kasanın ağzını açtı. Bunlar hakkıdır. Bakın tekrarlıyorum. Bir hükümetin, bir iktidarın ya da bir başbakanın, bir devlet başkanının seçim çalışmaları için seçim ekonomisi uygulaması Türkiye'de alışılmadık bir şey değil. Görülmedik bir şey değil. Hepsi yaptılar. Menderes de yaptı, İnönü de yaptı rahmetli. Gerçi 1,5-2 sene yaptı son başbakanlığını. Ama Ecevit de yaptı, Demirel de yaptı, Özal da yaptı, Çiller de yaptı, Yılmaz da yaptı. Hatta Akbulut bile yaptı. Erbakan da yaptı. Neler yaptı Erbakan? Allah Allah. Ve tabii ki Erdoğan da yaptı. Ve şimdi yine yapıyor. Ben bunları ayıplamıyorum. Bunlar olağan şeylerdir. Yani bir devlet seçime kadar olan sürede böyle ekonomik peşkeşlerle batmaz, korkmayın. 20 senede batmadı, yine batmayız. Ancak belli ki çok erken seçime gidecek. Yoksa bugün bu yaptıkları Haziran seçiminde çoktan unutulmuş olacak. Hele bizim halkımızın, hele cahil kesimin hafızası balık hafızası kadar bile yoktur. Hemen unuturlar. Hemen çabucak unuturlar. O nedenle Tayyip Erdoğan'ın çok erken bir seçim isteyeceğini tahmin ediyorum. İsteyeceğini tahmin ediyorum. Seçime katılabilmek için. Muhalefet partileri bu ayağa oyuna düşerler mi? Düşerlerse Aralık başı olmak şartıyla, en geç Aralık başı olmak şartıyla buyursunlar, düşünler, bir lafım yok. Ama önümüzdeki sene, aman ha, bence sakın. Ama şöyle, ha Ocak'ta Şubat'ta da olabilir, pardon. Ocak'ta Şubat'ta da olabilir çünkü Cumhuriyet Halk Partililer ve bilhassa İyi Partililerin hepsi evlerinde, hiçbirisi denizde değil.
çok rahat gidip oylarını kullanabilirler. Ve genelde de hepsinin yaşadıkları yerde henüz kış şartları tam oluşmuş değil yani. Sandıklar da yakın, oy kullanabilirler. Ocak, Şubat'a da razıyız. Tavşanların ne hale geldik, nelerin şakasını yapıyoruz ya. Allah Allah. Evet, Erdoğan'ın burada bir başka ilginç cümlesi var ki çok ilginç. Diyor ki Erdoğan, ama biz şu anda öyle bir konumdayız ki galip gelebileceğiz. Galip geleceğiz değil. Türkiye'deki kendi seçmenlerine bilhassa hep galip geleceğiz diyor. Bugün yine Abdülkadir Selvi coşmuş. Kesinlikle kazanacak Erdoğan diyor. Mezarlıkta ıslık çalıyor yani. Ama canlarım, Erdoğan dışarıda o anda içinden geçeni söylemiş, samimi davranmış. Galip gelebileceğiz. Emin değil. Gelebileceğinden emin değil. O her türlü konuda kolayca vaatte bulunan, yapacağız, edeceğiz diyen Erdoğan seçimi kazanabileceğini düşünemiyor şimdilik. Endişeli, kuşkulu. Ya. Onun için diyorum size, enseyi karartmayın. Bu seçim zamanında yapılacak, Erdoğan seçime katılmayacak. Bu seçim erken yapılacaksa eğer, ya bu kış sonuna doğru yapılacak, yani bu yıl sonuna doğru, ya da önümüzdeki yılın Ocak-Şubat ayında. Mart'tan sonra seçim yapılmamalı. Benden söylemesi. Muhalefet partileri buna rağmen erken seçim için oy kullanırlarsa arkadaşlar, Memduh Dede de ne yapar hep beraber görürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi moralli görmek istiyorum. Hepinizi tahammüllü görmek istiyorum. Enseyi karartmamış, dimdik yürüyen, dimdik duran birer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak görmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum yahu sizden ha. Çok şey mi istiyorum çocuklar, arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.